Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte İsyankar YouTuber'ın aynısı olan ben. Şimdi siz bana neden like'a abone olmuyorsunuz? Ben size günde 5 video atıyorum. Neden yani? Neden bana like'a abone olmuyorsunuz? Bunu sorabilir miyim? Like atan ve abone olan kardeşime çok teşekkür ediyorum ama beni izleyip abone olmayan kardeşlerime soruyorum. Neden bana like atıp abone olmuyorsunuz? Ben çirkin miyim? Şimdi ben yeni başladım ve sizin bana yardım etmeniz lazım. Lütfen bana yardım edin. Ben üzülüyorum siz bana like atıp abone olmayınca. Ben diyorum, acaba ben manyak mıyım? Şimdi izleyelim ve görelim. Evet sevgili interneti fakir, gönlü zengin takipçileri. Ben YouTuber'ınız Jonathan ve kabloyu da sallayan ablam Jennifer. O da ünlü olmak istiyorum, asla ünlü olamayacağım. Çünkü tek yeteneği lanet burnunu karıştırırken kimseye yakalanmamak. Her neyse, ne diyeceğim, neden YouTube kanalıma abone olmuyorsunuz? Neden yorum atmıyorsunuz? Like bile atmıyorsunuz? Lanet videolarımı neden sevmiyorsunuz? Hey, sakin ol, büyükannemizi uyandıracaksın. Size kaç tane video atıyorum? Bir günde 11 video atıyorum beğenin diye. Abone olun diye. 11'ini de beğenen tek kişi büyük anne. O hesabı da kendin açtın. Sanırım gülerken altına işedim. Keşke o anı yakalayabilseydin, en az 1 milyon tık alırdı abla. Bakın, bu şekilde devam ederseniz kanalımı kapatırım diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ebenizin fotoğrafını bulur, onun altına GT yazarım. Avradınıza kışlık yazlık bot atarım. Eğer bunlar da olmazsa YouTube kanalımı kapatıyorum diye bir video çekerim ve bu işten çekilirim. Aa, aynısı ben. Şimdi bir daha izleyelim ve dikkatli olun. Bakın. Buradaki sinir içimde bende var. Sevgili interneti fakir, gönlü zengin takipçileri. Ben YouTuber'ınız Jonathan ve kabloyu da sallayan ablam Jennifer. O da ünlü olmak istiyorum, asla ünlü olamayacağım. Çünkü tek yeteneği lanet burnunu karıştırırken kimseye yakalanmamak. Her neyse, ne diyeceğim, neden YouTube kanalıma abone olmuyorsunuz? Neden yorum atmıyorsunuz? Like bile atmıyorsunuz? Lanet videolarımı neden sevmiyorsunuz? Hey, sakin ol, büyükannemizi uyandıracaksın. Size kaç tane video atıyorum? Bir günde 11 video atıyorum beğenin diye. Abone olun diye. 11'ini de beğenen tek kişi büyük annem. O hesabı da kendin açtın. Sanırım gülerken altıma işedim. Keşke o anı yakalayabilseydin, en az 1 milyon tık alırdı abla. Bakın, bu şekilde devam ederseniz kanalımı kapatırım diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ebenizin fotoğrafını bulur, onun altına GT yazarım. Avradınıza kışlık yazlık bot atarım. Eğer bunlar da olmazsa YouTube kanalımı kapatıyorum diye bir video çekerim ve bu işten çekilirim. Şu anda güldüm çünkü çok komik. Yani güzel. Şimdi bir tane daha izleyelim. Ama bana söz verin, like atıp abone olacaksınız, değil mi? Aramızda hainler var. Onlar bize like atıp abone olmuyorlar. Aramızı giriyorlar. Ben şöyle bir tane bulalım. Benden uzak dur lanet olası. Kıkırttım seni, değil mi? Korkma evlat, seni öpmeye çalışıyorum. Avradına adak adadığım, böğründen mi öpüyor beni? Tamam sakinim, getir o kıllı kafanı, sevgiyle bu işi çözeceğiz. Ali Fadır'ın bir çiftliği var. Yapma bak, yapma. Bak, amacım seninle koyun koyuna yapmak, süt kardeş olmak istiyorum. Beni beceririm. Korkma, seninle oyun oynayacağım. Avradının sürüsüne kaval çaldığım, akranlarım GTA 5 oynuyor. Bir kere diye gittin 100 lira, oyun aldın, o da bana saldırıyor. Bir YouTuber'ın hayalleriyle oynadım vardı. Karşılık vermen hoşuma gitti, vur bana. Biraz da böyle vurayım mı? Yattı namussuz Fadır, bu son darbeyle her şeyi aldı benden. 911 aramayanın avradının canı cehennem. Hello! Amerikan başkanı da herkesi uyandırın. Hatta Barack Obama'yı arayın, ona da çok ihtiyacım var. Bir koyun ve 35 yaşındaki bir adam tarafından erkekliğim ele geçirildi. Aynen öyle, erkekliğim. Nerede oğlumun ne önemi var? Küçük şu artık bana merhaba demeyecek. Ulan bir de FBI olacaksınız. Filmlerde, telefondan hemen numarayı buluyorsunuz, konumu monumu. WhatsApp'tan konum mu atayım, ne yapayım? Al şunu dede ya, alayı yalan bunları. Ama adam güzel yapmış, helal olsun. Beğendim.
Zorluk çıkartma Steve'ler. Hayır, çekin o şeyi benden. Tanrı şahidim, eğer buradan kurtulursam onu alıp birinize saplayacağım. Her çocuk gibi çiçek aşısını yapmak zorundayız sana. Manolyaların canı cehenneme, hayatımda bir kez bile çiçek koklamadım. Abartıyorsun Steve'ler, sinek ısırığı kadar basit bir şey bu. Neden o sinek büyük anneni ısırmıyor o zaman? Ah Jesus, bana bir şeyler oluyor. Father çok kötüyüm. Father. Abartıyorsun Steve'ler. Kayınçosuna tetanos aşısı yaptırdın. Ben mi abartıyorum? Bir tane çocuğunuz var diye bin yerimden iğne yaptırdınız. Delik deşik oldum resmen. Tam bir balayı saldırıyorum. Keşke hep portakalda vitamin olarak kalsaydı. Bak doktoru kızdırıyorsun Steve'ler. Mağdurum avradım olsun ki eğer o doktor bana çiçek aşısı yapmaya çalışırsa onu cenazesine kaktüs gönderirim. Sakin ol bebeğim, kan şekerin düşüyor. Mam evladını delecekler. Şükran günü de sana aldığım çiçeklerin hatırına yaptırmayın bunu bana ne olur. Ama bebeğim aşı olman gerekiyor. Mami ben meyve ağacı mıyım? Neden her yıl aşı olmam gerekiyor? Hem misafirlikte yaramazlık yaptığımda korkmayın. Aşıları tam demeyi biliyordun. Hani aşılarım tamdı? Bu çocuk çok zeki olmaya başladı bey. Her şeye bir cevabı var. Tabii elinde sırrı hatırladı. İşte düşünüyorum öyle. Niye buradayız? Yoga yapacağız. Yoga mı? Evet ama babama söylemek yok. Bir şartla söylemem. Tamam minik fare, şartın ne? İçeride madaki Sarp Nicholson ben olacağım. Babayı olursun. O zaman söylerim. Tamam tamam, yani Celal babayı olursun. Hayır. Sarp Nicholson diyorum. Bak senin yüz atların onu avradını içeride mada figüran olarak oynattı. Yüz atları diyorum. Senin yüzün de pisliğe benziyor ama. Benim yüzüm mü? Tabletimde oyun oynamak istediğinde lanet face'imi yalamayı biliyorsun ama. Sarp Nicholson benim. Babayı sensin. Babama söyleyeceğim. Söyle bana ne? Lanet videoyu sildikten sonra sana mı inanacaklar? Silme videoyu, Instagram'a, YouTube'a yükleriz, belki çok izlenir. Ama babam da izler. Neyse interneti kapatırız. Ama çocuk da akıllı ha. Ne güzel. Merhaba, ben bir tapınak şövalyesiyim. Papaz Jason'ın emriyle Montana Dağı'nda kutsal su arıyordu. O kadar günahkar bir kasabada yaşıyorum ki onu kolup kutsal su içiyorlar. Gösterdiğim yerlerde 3 tane kutsal pınar vardı. Hepsini kuruttular. Her neyse geçen kendi yaptığım Halley motorla tam şu virajı alıyorum. Bir baktım hayır. Ellerimi de kaldırdı böyle. Hoş dedim. Dikildi ayaklarının üstüne bana. Ho ho dedi. Get the fuck off, get the fuck off dedim. Şimdi ölü taklidi yapsam bu ayı benim dedim. Ölümü, dirimi, mumyalar. Buradan bir koydum topuğu jungle'ın içine. Ama nasıl koşuyorum. Kutsal suyunu kaybetmiş bir rahibe gibi. Beni minik bir bitches gibi yakaladı ensemden. Sonra beni bir o yana bir bu yana savurdu. Sonra beni bir güzel yere yatırdı. Başladı bana kur dansı yapmaya. Beni dişi ayı sandı. Sonra hemen ayılar tarafından becerilen yeğenim Nichols'ını aradı. Açtı telefonu, dayı dedi. Kaç dedi. Ama ayı nasıl bir yokluğun içinde? Bağırıyor bana. Oho ben geleceğim dedi. Sonra cesur yürek gibi birden kalktım ayağa. Dedim bak dedim senin avradını kış yüksağı yatırırım. O bu lafı anlamaya çalışırken şuradan bir bastım Texas'tayım. Evet sevgili interneti fakir, gönlü zengin takipçiler. Bunu izledik. Ben YouTuber'ınız Jonathan. Şunu ve geçeyim. Kabloyu da sallayan ablam. Fotoğrafını bulun, onun altına GT'ye yazarım. Birazdan bir tek tek. Yazdık bot atarım. Eğer bunlar da olmazsa YouTube kanalımı kapatıyorum diye bir video çekerim ve bu işten çekilirim. Biriktirdiğim bozuklarla bir tane saksafon aldı. Hüsnü Faniçi'den bir şarkı çaldı, dinleyelim o zaman. Çalamam çünkü bozdular. Benden başka herkes çalmaya çalıştı. Misal komşu kızı Jennifer gelmiş diyor ki evde flüt çalabiliyorum, bunu da deneyebilir miyim? Ebesine Süper Father'ın fon müziğini dinlettiği. Ses şarkı mı bu? Beethoven gibi olmak istiyorsan zorluklarla mücadele etmeyi öğrenmelisin Cedric. Tamam doğru söylüyorsun ama sen geçen mağdurumun ne yapmaya çalıştığını biliyor musun? Tutturduğum saksafonu duvara asacağım. E altın gününde gümüş getirdiğim Rönesans tablosu mu? Ya büyük babam geçen saksafonumu ney sanmış? Kafasını yana çevirmiş çalmaya çalışıyor. Ya sakalına fön çektiğim. Zaten 300-400 tane nefesin kalmış. Niye 50'sini saksafona harcıyorsun? Sonra adım hayırsız evlada çıkar. Ya canım tırmızıya çekip durma. Sülaledeki tek misyonun Doblon'la milleti pikniğe götürmek de beni çekiştirip duruyorsun. Evet. Doğru söylüyorsun. Saksafonum herkesin dudağından geçti. Babam, büyük annem, mağdurum, ateistçi, rahibe Teresa, alayının sol anahtarını paspasın altına gizliyim. Bezdum ya. Merhaba, ben Jennifer Piliç. Bugün size hayatı boyunca metrobüse binmiş ama iPhone'un son sesi çıktığında deliler gibi onu almaya çalışan kızın makyajını yapacağım. Bir tutam yalak yağını avucumuzun içine güzel bir şekilde sürüyoruz böyle.
Tanrım, bu gerçekten gıybet kokuyor. Eminim bu videonun altına asla gıybet etmediğiniz arkadaşlarınızı etiketleyeceksiniz. Bu tür kızlar genelde ne alırsam bir dolarcılardan asla çıkmazlar. Ama onlara sorsam Victoria Secret onların kankasıdır. Bir de Bim'den 5 liraya parfüm almazlar mı? Hani şu le parfümler. Bak bebeğim, onun yarısı zaten su dolu. Onu arada bir işte beynine kan gitsin bari. Bir de suratına milyon dolarlık makyaj yapmış gibi davranır. Sonra sevgilisiyle de çıkın dönerciye gider. Çok komik. Bu gördüğünüz maskarayı Rahibe Teresa'nın çeyiz sandığından çaldım. Sonuçta Rahibe asla evlenmeyecekti. Çürüp gitmesin değil mi? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tam bir alık makyajı. Kendimi yılan sokulmuş Bilal Tersoy gibi hissediyorum. Neyse, videonun sonuna geldik. Arkadaşlarınızı etiketlemeyi ve yorum yapmayı, kanalıma daha abone olmayı unutmayın. Boğuluyorum. Canım dayak istiyor, kanalıma hoş geldiniz. Bunun içine su dolduracağım ve büyük annemi kandıracağım. Ve büyük annem geldi, ben rolümü hazırlanayım. Brandon, o elindeki ne? Vurma büyük anne, vurma. Geri zekalı, daha vurmadım bile. Dünya dönüyor. Babam da eve dönüyor, hatırlatayım dedi. Babam da mı dönüyor? Avradına Pepe izletti. Kokulu silgi alacağım diye verdiğimiz paraları buna mı veriyor? Bu ne ha? Oyuncak araba Grandma. Büyük anne, senden 3 tane var şu an. Al sana Five Brother. Beynimi hissetmiyorum büyük anne. Beyin mi? Beyin ne arar la sende? 12 yıldır büyük annenin beyin görmedim ben sende. Büyük anne, biraz da şu tarafıma vurur musun? Buraya mı? Biraz da kulak çınlaması ister misin? Harikasın büyük anne. Saçlarımdan tut önce beni yerlerde. Senin o beynini patlatacağım. Bu lanet şarkı kilisede yasaklandı. Bunu sana kaç defa daha söyleyeceğim. Keşke o lanet portakalı babana hiç vermeseydi. Kendime kızıyorum kendime. Babanı doğuranın da. Sonra babana torun istiyorum diyenin de canı cehenneme. I don't 10 bin dolar kazanmak ister misin? İsterim. O zaman aya çık. Tuvaletteyken aklıma bir şey geldi madem. Ne geldi aklına Buffett'in bin içe? Mesela bana neden böyle bir isim verdiniz? İnternet paketiniz mi bitti? Google'a mı girip bakamadınız? Hiçbir arkadaşım adımı telaffuz edemiyor. Bunu mu düşündün yani tuvalette? Hayır mami. Çağımızın vebası depresyonun nedenini buldum. Nedeni neymiş? Üzgünüm mami ama bunların sebebi sensin. Five Brothers geliyor. Hayır, Bad China gıybet attım. Hala beni dövme peşindesin. O zaman sebebini söyle. Pişiğine pudra sür diyor. Hava, su, toprak, tahta. Bunlar doğada bulunan 4 element biliyorsun Mahdur değil mi? Evet, Gora'da da var bu sahne. O zaman niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum? Kız kardeşim Jennifer'a ekmek al diyorsun. Babama da işe git diyorsun. Bırak gitmesin. Başkan alıp sürünelim. Büyük annene ne diyorum? Evlilik programlarını izleme diyorsun. Yaşlı kadın bu dünyadan göçmeden 7-8 tane paravan açılışına şahit olsan ne olur ki? Sana ne diyorum? Ödev yap diyorsun. İstediğimde yaparım. Avradının teneffüsünü çaldığımın okulu kaçmıyor ya. Senin miniksin sar. Bu kadar felsefe yapacağını ödevini yapsaydın. Hayat böyle bir şey olsun anne. Şunu açalım. Bugün aramıza Chidos Bieber katıldı. Evet Chidos, tanıyalım seni birazcık. Öncelikle ben federallerle gangsterlerin en çok kapıştığı şehir Washington eyaletinden geliyorum. Ve son olarak babamın minik gangsteriyim. Peki neler yapıyorsun? Bebeğim, öncelikle sana adımın neden Chidos olduğunu açıklamak istiyorum. 6 yaşımdan beri düzenli olarak Chidos çalıyorum. İyi ama sen 5 yaşındasın. Bu 6 yaşımda Chidos çalamayacağım anlamına gelmiyor değil mi? Hey, error verdi değil mi? Windows XP kapanma sesi geldi. Komik gangster. Peki gangster olmasaydın ne olurdun? Ateist olabilirdim. Rahibe olabilirdim. Gemisini terk eden bir kaptan olabilirdim. Ama asla bir biçiz olmadım. Olmayacağım. Olanı da yaşatmayacağım. Bunun dışında duygusal bir hayalim daha var. Serengeti'de bizonları ve aslanları evlileştirmeye çalışan minik bir animal doctor olabilirdim. Hey harikasın bebeğim. Seviyorsun bu hayatı Pascal. Paskalya bayramında büyük annene çitos vermek ister miydin? Esas da oldu. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hepinize çok seviyorum. Görüşürüz.